31 Mart yerel seçimlerinden sonra gördüğümüz halkın iradesinin aslında hem sandığa hem de sokaklara yansımasının öcünü almak istercesine AKP-MHP iktidar koalisyonunun özellikle halk dinamiklerine, kadınlara yönelik saldırılarının arttığını gördük. Ve Abdullah Zeydan'ın Van'da mazbatasını verilmemesi karşısında tüm Türkiye'de, Türkiye'nin her yerinde sokağa çıkışlar, eylemler gerçekleşti. 2 Nisan'da İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin yaptığı eylemde 30'a yakın arkadaşımız gözaltına alındı ve bunlardan ikisi, zaten bir tanesi Seda Nur Uğur ve Sibel Örkmez arkadaşlarımız. Seda arkadaşımız çok her yer çocuk çalışmasından, çocuk çalışmalarından daha çok bildiğiniz ve Sibel arkadaşımız da Mor Yanışma Kadın Derneği çalışmalarından bildiğiniz arkadaşlarımız. Üçünde 3 Nisan'da ise tutuklanmaya sevk edildi. 21 gündür hukuksuz bir şekilde, hukuksuzca, hiçbir geçerli sebep olmadan da tutuklu bulunuyorlar. Geçtiğimiz haftalarda avukatlar aracılığıyla öğrendiğimiz şu ki, hapishane yönetimi arkadaşlarımıza yönelik psikolojik şiddeti, mobbingi, saldırıları, hakaret ve tacize varan davranışları arttırmış durumda. Avukat arkadaşlardan yine aynı şekilde öğrendiğimiz, özellikle davaya müdahale edercesine savcının odasından polislerin çıkmaması, ayrıca zaten tehditlerin artması, ne yaparsanız da yapın buradan çıkamazsınız, adliyelerle kalmaya devam edeceksiniz, sizi siyasilerin olduğu koğuşa almayacağız. Eğer bu talepleriniz devam ederse sizi işte tecavüzcülerin yanına alacağız dedikleri, aslında tırnak içerisinde orada tecavüzcüler diye niteledikleri arkadaşlarında lezbiyenler olduğunu öğrendik ve hem aslında hapishane yönetiminin bu haksız, hukuksuz, erkek egemen düşünceyle, aslında zihniyetle bezeli olan bu davranışlarının bir yandan da homofobik saldırılara, homofobik bir dille arkadaşlarımıza yansıtıldığını gördük. Şu an ise bugün avukat arkadaşlarımızın yaptığı başvurunun, tutukluluğa dair itirazın ise sonuçsuz bırakıldığı ve hatta reddedildiğine dair bir bilgi öğrendik. Tabii ki Seda ve Sibel'e özgürlük demeye devam edeceğiz. Her yerde Seda ve Sibel'e özgürlük kampanyamızı örmeye ve tabii ki örgütlü kadın mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü geçtiğimiz süreç içerisinde belki en çok 31 Mart seçimleri sonrasında sokağa yansıyan bu hem halkın iradesini savunmaya dair talepleri bir yan yana gelişip konuştuk. Fakat sandıkta da gördüğümüz ya da şu an aslında Türkiye'nin birçok yerinde grevlere kendini yansıtan şey ciddi bir ekonomik kriz ve yoksulluk durumu. Böyle bir süreçte biz 1 Mayıs'a gidiyoruz ve böyle bir süreçte de İstanbul'da yaptığımız Kadınlarla Birlikte Güçlü basın toplantısı ya da İzmir'de yaptığımız imza kampanyası, Sibel ve Seda'ya özgürlük çalışmalarımız her yerden kendisini büyütmeye devam ediyor. Tam da bugün aslında aynen Seda arkadaşımızın çocuk hakları mücadelesinde yürüttüğü sesi, Sultan Gazi'de yaşanılan 11 yaşındaki bir çocuğa yönelik istismar davasına karşı da aslında göstermiş olacağız. Verdiğimiz bu mücadelenin tarihi çok eski ve biliyoruz ki patriarkal kapitalist sistemin düzenin şu an geldiği eşik, ülke özelinde de bize aslında yoksulluktan, tacizden, tecavüzden başka bir şey sunmuyor. Tam da bunun karşısında zaten bu mücadeleyi verirken AKP-MHP iktidar koalisyonunun bu saldırılarını tesadüf olarak görmüyoruz. Tabii ki Sibel ve Seda'ya yönelik saldırılar bunun bir parçası iken, bir yandan Sultan Gazi'de olan, mahallede olan bir saldırının, tacizin, çocuk istismarının da nasıl bir bağlantısı olduğunu somut bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz. Bu yüzden aslında 1 Mayıs'a giderken hem aslında bu ekonomik kriz, yoksulluk bağlamında, hem de artan çocuk istismarı, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri bağlamında da kadınların sözünü yükseltmeye, çocuk hakları politikasını yükseltmeye devam edeceğiz. Ülke son 10 yıl içerisinde çok farklı eşiklerden geçti. Fakat tabii ki geçtiğimiz son 5 yıla bir baktığımız zaman
Özellikle 2013 sonrasında derinleşen ekonomik krizin yansımaları, daha sonrasında pandemi, daha sonrasında 6 Şubat depremleri ve şu an geldiğimiz eşikte son bir yılda gördüğümüz iki seçim, biri genel seçimler ve yerel seçimler bizlere gösteriyor ki zaten şu an Türkiye'de inşa edilmeye çalışılan rejimin kodları tabii ki hem patriarkadan hem kapitalist düzenden ve tabii ki ayrımcılıktan, ırkçılıktan ve homofobiden besleniyor. Bunların her birinin sentezi olmaya ve kurumsallaştırılmaya çalışılan bu faşizmin, bu faşist gidişatın belli saldırılarını belli kimliklere, belli öznelere yansıttığını zaten uzun zamandır biliyoruz. Tabii ki bunun özünde her ne kadar işçi sınıfı, sınıf mücadelemiz olsa da bir yandan Türkiye'de özellikle son 10 yıldır yükselen kadın hareketine yönelik saldırılar bu açıdan çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü yaşam mücadelesi veriyoruz. Çünkü kadınlar yaşam mücadelesi veriyor. LGBT artılar, çocuklar, en çok ezilen, sömürülen bu kesimlere dönük bu saldırılar da tam da böyle bir yere oturuyor. Çünkü bu rejimin bu kodlarına, bu mayasına aslında müdahale eden, kabul etmeyen, yaşam mücadelesi veren ama haklarından da vazgeçmeyen, bir yandan haklarımıza sahip çıkıp İstanbul Sözleşmesi eylemlerinde olduğu gibi daha fazlasında gözümüz ve hakkımız olduğuna dair yaptığımız kampanyalar, sokak eylemlikleri bu dinamiğin özellikle kadın hareketi açısından sokakta verdiği mücadelenin nasıl bir yerde, nasıl bir güçte olduğunu gösteriyor ve tabii ki de bu iktidarı tehdit ediyor, bir yandan korkutuyor. Böyle bir süreçte kadın örgütlerine dönük saldırıların arttığını görüyoruz. Böyle bir süreçte sosyalist, feminist örgütlere, kadınlara dönük saldırıların arttığını görüyoruz. Mor Dayanışma'da keza bu saldırılardan zaten bu saldırılarla beraber bu süreci somut bir şekilde ortaya koyuyor. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde sosyal medya hesaplarımıza dönük saldırılar, birçok arkadaşımızın gözaltına alınması, şu an iki arkadaşımızın hukuksuz bir şekilde tutukluluğunun devam etmesi, yine aynı şekilde trollerin, bot hesapların, saldırılarının, tehditlerinin yaygınlaşması bu rejimi inşa ederken özellikle asıl direnci gösteren, mücadeleyi veren, kadın dayanışmasına, örgütlü kadın yapılanmasına emek eden tüm aslında kadın örgütlerine, kadınlara dönük son durumu da tahlil etmemizi kolaylaştırıyor.